Evet Fuat Bey, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bizi bilgilendiriyorsunuz. Bugün yeni çağ 2013'ü ve daha sonrası günleri bilgilendiriyorsunuz. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Güneş'in etrafında bir buzul olması gerekiyor. Evet, evet. Şimdi burada bir şey daha sorayım. Yine ben böyle Kur'an-ı Kerim'den söyledim ama bazı kişiler rahatsız oluyor. Evet. Din filan. Evet. Ne alakası var? Orada kitapta yazılıyor. Oku diye emrile gelmiş. Evet. Biz onu okumak mecburiyetindeyiz. Evet. Bu benim tabiatımda var. Okuyorum. Evet. Oradan bir netice çıkarıyorum. Evet. Hud suresinde diyor ki ayet olarak 7. ayetinde bir bölüm olarak söylüyorum. Biz arşı da su üzerinde yaratmıştık diyor. Evet. Şimdi arşı da dediğine göre, ifade edildiğine göre, evet, arşı da dediğine göre başkası yapılmış ki arşı da olmuş. Evet. Bu da bizim kainat, yani bize söylüyor. Evet. Şimdi ben şunu iddia ediyorum. Uzay araştırma konusunu yön değiştirsinler. Evet. Arşası değişsin. Ne yapsınlar? Ya yapacakları şu. Güneş sisteminin etrafında bir su katmanı olduğu. Evet. Bu su ya kristaller halindedir. Evet. Dönüyordur. Nasıl ki dört toprak gezegeninin dışında bir asteroid kuşağı varsa, evet, gaz gezegeninin dışında da donmuş gaz kitleleri dönüyordur. Evet. Mesela diyoruz ki Satürn etrafında meteorlar var. Hayır efendim. Satürn etrafında gaz kristalleri var. Evet. Yani o toprak asteroid kuşağından sonra gaz başlıyor. Evet. Efendim Neptün'den sonra da su bölgesi başlıyor. Plüton bize en yakın olan görünen gezegen. Evet. Ondan sonra başka gezegenler de var. Ondan sonra da buz bölgeleri var. Evet. Çünkü dünyanın, şey, güneş sisteminin, o yıldızların her birisinin görülmesi mümkün değil. Evet. Bir ışık yılı dünyanın güneşe olan uzaklığının 60 bin katı. Bir ışık yılı. Bir ışık yılı. 9 trilyon kilometre. 60 bin katı. Şimdi siz güneşi 60 bin defa daha küçülterek bakabilirseniz, görebilirseniz görün. Öbürleri de güneş. Efendim ne kadar güneşi büyütürseniz büyütün. Evet. 400 katı, 500 katı. Onu yine göremezsiniz. Demek ki orada bir şeyler var. Evet. Olaya böyle bakmak lazım. Yani ben efendim işte bu kadar işte NASA yanılıyor mu efendim, bu kadar bilgi adam var ya ben yanılıyor demiyorum. Ben diyorum ki bu. Evet. Şimdi Galileo şeye bakıyor, aya bakıyor, yuvarlak Jüpiter'e bakıyor, yuvarlak dört tane gezegen şeyi var, uydusu var. Onlara bakıyor, diyor ki bunlar ay. Evet. Etrafında da diyor böyle bir duman var. O günkü teleskobuyla. Evet. Efendim Galileo diyor ki sen olmaz, böyle bir şey olmaz. Şimdi bize de Einstein mesela 1905'te izafiyet teorisini ortaya atıyor. 25'te ispat edilene kadar kimse inanmıyor. Evet. Buna saygı göstermek lazım. Yani statüko, evet, kendine göre bir karakteristiği var. Ama ben de diyorum ki efendim inanmayın ama araştırın. Evet. Araştırın bunu yani. Netice itibariyle göreceksiniz ki bazı değişimler var. Evet. Mesela Kova Çağı olgusunu araştırın. Evet. 1830'dan mı değil mi? Gök haritaları var, inceliyorlar. Evet. 60, 30 derece, 30 derece, 30 derece belli. Şimdi size çok önemli bir soru soracağım. Bana göre önemli. Belki de bir başkalarına göre önemli. Şimdi diyelim gökyüzünde güneş var, bir sürü gezegenler var. Ondan sonra ne var? Yani şöyle bakarsak böyle. İşte burada bir sürü gezegenler düşünelim. Bir yerde son bulması gerekmiyor mu? Efendim o şimdi... Yani bu benim çocukluğumdan beri aklımdadır yani. Çünkü bakıyorsun, çocukken bakardık biz, dünya sadece burası sanardık. Değilmiş, dünya büyük bir yermiş. İşte bir sürü gezegen var, güneş var, daha büyük, kaç bin kat büyük gezegenler var. Ondan sonra yine bir şey var. Bu bir sonsuzluk. Daha sonra ne var acaba? Efendim şimdi burada şu var bu var diye bir ön şeyde koşulda bulunmak durumunda araştırmak gerekir. Yine araştır, evet. Ben şunu ifade edeyim. Evet. İnsan yaratılış
formu itibariyle mikrokozmos, evet. makrokozmos. Evet. Şimdi insanın beynindeki bir hücrenin protonunun uzunluğu eksi 10^-15. Evet. Efendim yanındaki hücrenin protonunun da 10^-15. Evet. Toplarsanız şeyle 10^30 eder. Evet. X^10^30 eder. Evet. Şimdi dünyanın galaksi merkezine olan uzaklığı da 10^6^26. Evet. Şimdi -15 metre. -15 metre. Şimdi düşün bir kere. Beynimizde iki hücrenin arasındaki mesafe galaksi merkeziyle olan mesafenin mikro düzeyde eşitir. Yani şimdi böyle bir varoluşun sonu bucağı olur mu? Ben ilkin bir şey duymuştum şöyle. İnsanlar henüz dünyanın mağma keşfini gerçekleştiremedi. Veya suyun derinliklerini daha şeylerini henüz keşfedemedi. Evet. Ve insanlar henüz insan vücudunu keşfedemedi deniyor. Konuşurken böyle sohbetler arasında böyle. Sizce bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Efendim şimdi burada biz eğer bir takım ölçü metreler bulursak, bir takım kıyaslama, mesela bir cismin boyunu ölçerken metreyi çekip açıyorsun. Evet. Bu şu kadar metre veya tartarken şu kadar gram. Evet. Şimdi biz evrensel yapıyla alakalı bir takım ölçüler bulacağız. Evet. Bu ölçüler de bulurken efendim bu dede şu dede profesör Memle Hawking Einstein falan değil. Evet. Bakacağız onların bilgilerine. Doğru mu? Anladığımız kadarıyla. Evet. Kendi şeyimize koyacağız. Evet. Dağarcığımıza koyacağız. Oradan hükümler çıkaracağız. Şimdi ben iddia ediyorum. Kesin iddia ediyorum. Diyorum ki biz bu evreni inceleyeceksek, evet. bunun kökenine gireceksek, evet. ateş, toprak, hava, su olgusunun hepsinde olduğunu kabul etmek zorundayız. Evet. Ön koşu. Öbür gezegenlerden mi? Hepsi aynı. Evet. Efendim işte filan yerde gezegen gördük. Teleskopla. Ne kadar? Ya sen nereden görüyorsun teleskopla gezegeni? Evet. Sen belki Plüton'u görüyorsundur da oraya yakıştırıyorsun. Evet. Yani mesela dönüyor filan. Efendim giderken ışık karanlığı geçti filan. Nereden görüyor? Dünya kadar bir cisme. Evet. 30 ışık yılı, 25 ışık yılı en yakın diyorlar Sirius yıldızı 8/7 ışık yılı mesafe. Bir de Sirius yıldızı veya Sirius yıldızı yazmıyor ki. Hayır. Başka yıldızı karşılayabilir. Olabilir. Ya olmaz. Onu bunlar da yani o şeyi getiriyor söylüyor adam. Evet. Kardeşim bu ışık yılı güneşe olan mesafenin 60.000 katı. Evet. 8-10 de onu kabul et. 600.000 katı mesafeden sen yıldızı görüyorsun. Onun önündeki gezegeni görüyorsun. Bunlar nasıl bir teleskop, nasıl bu hesap? Evet. Ben aklım ermiyor yani bunu mümkün olsa da bunu söyleyenlerle otursak da bu nasıl oluyor bunu izah edin kardeşim evet. Yani bunu matematik olarak hesap edin yani. Belki de yani bu astrolojide yapanlar, Türkiye'de astroloji yapanla ilgilenenlerle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Ya şimdi ki astrolojiyi şimdi mesela ben demin söyledim. Burçların yıl döngüsü içerisinde insan doğarken insana bir tesiri var. Evet. Yani insan doğarken ben bunu iddialı konuşuyorum, ispat ederim. Evet. Doğarken bu tespit vücuda bir tesir var. Hatta evet. bu dünyaya gelişirken ki bir şey bu. Etiketi, evet. kimliği, evet. zihinsel kimlik, evet. ruhsal kimlik zaten ayrı yaratılmış ayrı. Evet. Bu Tanrı katında. Ama zihinsel kimlik o ona paralel olarak getirilip insana yaklanıyor. Evet. Şimdi bundan sonrası olmaz. Evet. Efendim işte Mars şurada, Jüpiter burada, bundan bu çıkar, insanın geleceği şudur, gideceği şudur. Ben şunu söyleyeyim, insanın doğum haritasına göre, evet. astrolojisine baktığım zaman o insanın hakkındaki söyledikleri, geleceğini de söylerim, geçmişini de söylerim. Evet. Çok iddialı, bu konuda çok iddialı. Tabii abi, söylerim. Evet. Mesela bazı insanlara anlatıyorum işte sen diyorum şu kare açım var, şundan şu çıkar, bundan bu çıkar, sen şöyle şöylesin. Ha nereden biliyorsun diyor mesela. Evet. Ha çünkü ha bu biliniyor. Bu sizin anlatma bilimsel ama değil mi? Bilimsel ne? Laboratuvara göre yani. Evet. Şimdi şöyle mesela ben sizin horoskopunuza bakarım. Evet. Sizi incelerim.
size sorarım. Siz dersiniz ki tamam. Evet. Şey derim ki bu tesir bu. Ondan sonra bir başkasına bakarım. Bu tesir bu. En güzel inceleme, evet, laboratuvar. Evet. Yani astrolojiyle ilgilenen kişinin ya, kişilere baka en sonunda öyle bir hal gelir ki mesela Güneş Mars karesi. Evet. Ters açı veya dik açısı. İnsanı çılgın yapar. Evet. Değerlendirir. Ben gördüm bunu ya. Evet. Dokundu mu bas bağırır yani. Bu bitti. Bu Merkür Satürn üçgeni. İnsanı zeki, deha yapar. Evet. Einstein'de var bu. Evet. Ha. Merkür Venüs şeyi kavuşumu. Yani Merkür, işte Venüs, Merkür, Güneş bak doğduğu zaman böyle hizadaysa o insanı sanatçı, yaratıcı, üretici yapar. Atatürk'le ilgili araştırmanız var mı? Atatürk'ün doğum tarihi belli değil. Evet, onun için. Benim de belli değil de onun için. Evet. Doğum tarihi belli olduktan sonra kaçmaz. Evet. Yani doğum kesin. Evet. Kimliği, yaftası çıkar. Evet. Ha şimdi bunu ben bilirim diye bir şey yok. Ben bir kitaba bakıyorum. Sen evet, meraklısın. Evet. Kitaplarından araştır. Ben bu kadar bilgiye ulaşırsın. Evet. Türkiye, dünyadaki yanlışlık bu. Evet. Efendim bu astrologla ne alakası var? Herkes kitabı okur. Öğrenir. Araştır. Merakı varsa, muhayyilesi müsaitse, zamanı varsa, hevesi varsa, evet, değil mi? Evet. Bu. Ha benim muhayyilem müsait, hevesim var. Astrolojim müsait. Evet, o da var. Ha tabii. Akrep burcusunuz var. Akrep burcuyum. Evet. Astrolojik olguların bu konuya çok yatkın. Evet. Evet. Neptün, Jüpiter çok rahat bir şekilde. Güneş üçgenleri var bende. Venüs, Merkür'de de kavuşum var.